Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Arun ve bugün sizlerle yepyeni bir tutorial daha beraberim arkadaşlar. Bugün gözdeğe veya topa veya ne bileyim herhangi bir yere böyle kırmızı veya başka istediğiniz bir renk parlaklık nasıl yapıyorum onu göstereceğim. Solid de yapabilirsiniz arkadaşlar. Solid açarken nev, solid, buradan istediğiniz bir renk. Ondan sonra atacağınız yeri şöyle seçersiniz. Gördüğünüz gibi ben göze doğru seçtim. Opacity'yi kısarsanız daha rahat görürsünüz seçeceğiniz yeri. Şöyle gördüğünüz gibi. Ondan sonra bunu kompozit yaparsınız. Deep Glow atarsınız. Ondan sonra buna da Screen yaparsınız. Veya Lighting veya istediğiniz bir tane. Fark etmez. Add yaparsınız. Gözü kırmızı yaparsınız. Eğer baktığınız olmadı. Yani böyle tam yayılmış gibi değil. O zaman Blur atarsınız şuradan. Gaussian Blur var arkadaşlar. Şuradan Gaussian Blur. Bunu atarsınız. Buradan da yayarsınız. Ha, şöyle yayıyorsunuz. Gördünüz mü? İyi ki böyle. Diğer bir yöntem ise CC Light Rise arkadaşlar. CC Light Rise'de attınız ya, size bir merkez geliyor. Tabii ki center ayarlayacaksınız. Video ilerledikçe gözü kaydıracaksınız falan yapacaksınız. Invertsi parlaklığı arttırıyor. Radius yayılmayı arttırıyor. Warp da gördüğünüz gibi kendine doğru çekiyor şeyi. Şöyle de göstereyim bunu. Şöyle kendine doğru çekiyor. Renk seçmek için buradan tıklanmıyor abi, ne yapacağım dersiniz. Color from source'ı kaldıracaksınız. İstediğiniz rengi seçeceksiniz. Bakacaksınız bu yeterli değil. Aa, böyle yapacaksınız. Arttıracaksınız. Olacak. Topa da yapabilirsiniz aynı şekilde. Şöyle topta göstereyim. Şuradaki top olsun, tamam mı? Getirdim bunu. Renk atabilirsiniz. Bakın renk sıkıntı yok. Ama veya böyle de yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kendi rengini yayar. Bak şöyle çubukları artıyor. Gördünüz mü? Aa, böyle yapılıyor. Yaparsınız arkadaşlar zaten. Bir arkadaşımız CC nasıl yapılır diye sormuştu. Onu da çektim de o olmadı yani. Güzel bir anlatım olmadı. Ben anlatamıyorum onu. Artık yapacak bir şey yok. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Başka tutorial için aşağı yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.